Efendim merhaba. Bu programda size yine tartışması çok hızlanmış, alevlenmiş olan tarikatlar meselesiyle ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Neden bu tartışmalar açılıyor, ne oluyor, ne bitiyor, niçin bu tartışmalar bir türlü bitmiyor? Lehte ve aleyhte çok şey konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı'nda açıklaması var bu konuda biliyorsunuz. O açıklama üzerine efendim yeni bir tartışmalar açıldı. Bir bakalım. Şimdi tarikatlar bizim yasalarımıza göre, cumhuriyet yasalarına göre yasak mıdır? Yasaktır. Medreseler işte kapatılmıştır 1925 yasamıza göre. Bakın öncelikle şöyle başlayayım. Atatürk'ün 1924 yılında Samsun Ticaret Mektebi'ndeki konuşmasıyla başlayayım. Diyor ki: Bu büyük adam, bu büyük lider dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşid aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Evet, Cumhuriyet'in kuruluşunda, bu layık Cumhuriyet'in meseleye bakışında işte tam da bu var. Peki, şimdi geldiğimiz nokta nedir? tarikatlar nasıl ortaya çıktı? Bir tarihsel yolculuk yapalım birkaç dakika müsaadenizle. Efendim tarikatların ilk ortaya çıkışı tarihsel olarak karanlık. Yani ne zaman çıktı, nasıl oldu, nasıl efendim şekillendi, yapılandı, nasıl kurumsallaşmıştı net bilgimiz yok. Ama çıkış itibariyle ta peygamber dönemine kadar götürülüyor, götürenler var. Şimdi bugünkü örgütlenme şekliyle ilk ortaya çıkışları 9. yüzyılda görülmeye başlandı tarihsel olarak. Tarikatlar genelde 9. ve 10. yüzyılda kişilerin mistik ve tasavvufi ihtiyaçlarına manevi, psikolojik yol göstermek amacıyla böyle bir metot geliştirildi. Demek ki işin en başında bu bir metot. 11. yüzyıldan sonra çeşitli dini gruplar tarafından toplu yani komunal, manevi aydınlanmaya dönük bir ayinler içinde zikir var, dans var, vecd var. Böyle bir sistem oluşturuldu. Peki daha sonra ne oldu? Tarikatların çoğu resmi dini yorumların çerçevesini daha da genişlettiler. Bu sefer ortaya bir tarikatların din anlayışı, cemaatlerin din anlayışı şeklinde yeni bir olguyla, yeni bir olayla karşılaştık bu genişletirken felsefi bir bakış açısıyla işte bir tasavvufi yapı şekillendirdiler. Ortak olarak şöyle bir cümle kullanılır. Denir ki tarikatlar halk İslam'ının ifadesidir. Kullandıkları bu bir yansıma olarak söylenir. Genelde halka yakın olup halkın yaşam ve dünya görüşünden beslendiği ifade edilir. Tasavvuf ehline Avrupalıların kullandığı bir kavram var. Onlar sufi diye bir kavramı kullanıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Bütün çeşitli tarikatların ortak paydası ya da ortak varmış oldukları düşünce şudur. Tarikat mensubunun yani müridin bütün dünya zevklerinden arınarak kendisinin dünyadaki dünyevi kötülüklerden arınarak kendi bir ruh zenginliğine, ruh dinginliğine ulaşıp ilahi gerçeğe ulaşma çabası içinde olmaktır denir. Yani ideal insanı ta tanımlarlar. Buna insanı kamil diye kavramsal olarak tasavvufta kullanılıyor. Kısacası aslında baktığınız zaman çeşitli tarikatların uzlaşmış olduğu nokta bireyin yani müridin, Tanrı ile bütünleşmesidir. Bütün çabanın bu yönde olması gerektiği ifade edilir. Ama tasavvufun ve tarikatların temel sosyal yapısı özgür insan yerine biat eden insanın varlığıdır. Birey yalnızca biat edecek. Niye? Çünkü bu bir cemaat yapısı. Burada sormak, sorgulamak yok. Burada ki mürşide yani rehber alınmış olan kişiye biat edeceksiniz. Uzun sözün kısası. Tarikatların hepsinde bir şeyh var. Şeyhin nefesi uğurludur diye bir kaygı var. Şeyhe dokunmak, onun hayır duasını almak, şeyhten el almak, deyimlerinin kökeninde bütün eski inançların da izleri görülmektedir. Bugün bile tekkelerin çevrelerinde şeyh, derviş mezarları, evliya denilen yatırlar günümüzde de kutsal sayılmaktadır tarikatların tasavvufun bir metodu var mıdır diyorsanız büyük işte bu işlerin çok önemli bir uzmanı olan kitaplarına çok saygı duyulan Abdülbaki Göl Pınarlıya göre bundan hiçbir metot metotları yok hiçbir esasla dayanmadıklarını söylüyor. Her sufi yani tasavvuf erbabı bir şeyi başka yorumlar diyor. Hatta onlar uydurma hadisleri bile hadis olarak kabul etmekten çekinmezler. Gazali'nin tasavvufa dair İhya-u Ulumiddin adlı kitabı diyor ki yalan hadislerle doludur. Bu artık uzmanlarına kalmış bir mesele. Ama ortalama ortak olarak söylenen bir şey var o da şu. Şeyhi olmayan kişinin şeyhi şeytandır denir. <laughs> Tabii ki Tasavvuflardan, bu tarikattan, bunlardan bilimsel bir dayanak bekler miyiz? Et gayet tabii ki beklenmez. Bunu eğer böyle bir beklenti içine girilirse bu yanlış olur. Tasavvufi düşünce bir felsefe midir diyorsanız hayır. Klasik anlamıyla düşündüğünüzde, klasik anlamıyla tanımladığımızda bir felsefe değildir. Ama bir tek şey var. Tanrı aşkına ulaşmak önemlidir. Burada da manevi bir yolculukla buna ulaşılır. Peki şöyle böyle bir özetlemiş olayım. Çok uzun bir mesele bu. Daha önce bir televizyon programında işte katılımda bunu tanımlamış olduğum, anlatmaya çalıştığım efendim işin teorik yanı benim şu anda önümde duruyor. İşte size buradan ben bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Efendim tarikat, cemaat mensupları Atatürk'ten sonraki süreçte yani 1900 efendim 39'dan sonraki süreçte Türkiye'de siyasi partilerde egemen olmuşlar mıdır? E, bütün siyasi partilerde vardır. Bakın bütün siyasi partilerde var. Yok değil, hepsinde var. Fakat daha sonraki süreçte özellikle şöyle bir şey şöyle bir cümle kurayım efendim. 1970'lerden itibaren aslında 1950'lerde başlayan bir süreçtir de 1970'lerden itibaren çokluk ve çoğunluk olarak burada yer aldılar. Örnek olarak söyleyeyim 8 Nisan 1999 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre Başbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit bir soruyu şöyle yanıtlıyor. Ben inançlara saygılı birisi olarak kimseye tarikatını sormam. Bunu ayıp sayarım. Niye? Çünkü Bülent Ecevit bunu niye söyledi? DSP milletvekili adayı olarak gösterdiği bir kişinin bir tarikat bağlantısı olduğuna ilişkin savlar üzerine bunu, bunları ifade etti. Daha sonra da çeşitli süreçlerde biz göreceğiz bu tartışmaları. Şimdi efendim bu konularda yapılmış araştırmalar var. Bakın 1925'teki bizim çıkartılmış olan yasaya rağmen bakın yasaya rağmen son derece açık net biçimde Efendim faaliyetlerini sürdürmekteler. Osmanlı Devleti döneminde de böyle miydi? Evet, böyleydi. Bakın şöyle söyleyeyim. Padişahların 8'i Halveti, dördü Celveti, 2'si Nakşibendi, 3'ü Cerrahi, 1'i Mevlevi. 2. Abdülhamit önceleri Nakşibendi. Sonra Şazeli, daha sonra Kadiri tarikatına ilgi gösteriyor. Peki tarikatlar kısaca Osmanlı devrinde hemen herkesin hürmet ettiği hatta bunların içinde Mevlevi gibileri sadece padişahların ya da padişah yakınlarının, ayanların çocuklarının, seçkin kimselerin bazen dergaha uğramadan intisap ettikleri yapılardır. O tarihte nüfusu 700 bin olan İstanbul'da 330'dan fazla dergah adeta kültürel, içtimai, inanç hayatını yönlendirdiği bilinmekte. Şimdi günümüzde yapılan çok önemli bir araştırma var. Eğitim politikası uzmanı Profesör Sergül Balcı, 2018 tarihli raporuna göre Türkiye'de belli başlı 30 tarikat, onlara bağlı 400 kol, 800 civarında medrese var diyor. Sadece İstanbul'da açıktan faaliyet yürüten tekke sayısı 445. Özel eğitim kurumlarının en az üçte biri bir tarikat ya da cemaat bağlantılı. Diyeceksiniz ki efendim bunların ne zararı var? E FETÖ örneğinde gördüğümüz gibi bakınız işte 15 Temmuz 2016'da bu ne zararı var denilen geçmişteki işte bu cemaat dikkatinizi çekerim. bu cemaat ne yaptı? Türkiye'yi işte iç savaşa sürükleyecek Türk ordusunu bir yabancı devletin ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti devletini bir yabancı devlete teslim etmek üzere bir ciddi isyan girişiminde bulundu. Bakın ne kadar çok insanımızın hayatına mal oldu. Evet son dönemde şimdi bu tartışmalar yapılıyor. İçişleri Bakanı'nın konuşmasından size bazı bölümler vereyim. Diyor ki İçişleri Bakanı son dönemde biliyorsunuz GATA'da ortaya çıkan işte olaydan sonra tartışmalar yükseldi ya. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki devlet kadrolarına tarikat üyelerinin yerleştirdiğin, yerleştirildiğine yönelik çıkan haberler yalandır diyor. Bunu savunuyor. FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasını özellikle Sağlık Bakanı son yıllardaki menzil tarikatları yapılanmasını unuttu diye suçlanıyor Soylu burada ve devam ediyor. Soylu şunu söylemiş. Herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Peki efendim şimdi bu yalandır provokasyondur diye ifade ediyor İçişleri Bakanı. Şimdi şurası bir gerçek bakın. Belirli bir grup, ister adı dini tarikat olsun, ister cemaat olsun, ister bir etnik, siyasal etnik kimlik olsun, ne olursa olsun. Herhangi bir grubun devlete sızması, yani ekonomik alana sızması, siyasal alana sızması, sosyal alana, eğitime, sağlık alanları, hukuk alanları, aklımıza ne geliyorsa, savunma alanları, yani FETÖ örneğinde gördüğümüz gibi. Bunların hiçbirisi kabul edilemez. Yani devlette bir paralel devlet kurulması, bir devletin, yönetmek için bunların devletin içine sızması ve kabul görmesi kabul edilemez. Bakın son dönemlerdeki olaylara baktığınızda tarikat, cemaat adını ne koyarsanız koyunuz pek çok da örneğini görürsünüz. Tarikat, ticaret, taciz şeklinde karşımıza geldiler bunlar. Molla, mürit, siyaset böyle bir yapılanma söz konusu. E bunun anlamı nedir? Ben size söyleyeyim. Cemaat, köle, sömürü demektir. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlet olduğuna ve layık bir cumhuriyet olduğuna göre bunlara yasalarıyla müdahale etmesi gerekiyor. Bunlara yol vermemesi, geçit vermemesi gerekiyor. E o zaman burada şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Eğer yol verilir, geçit verilir. Bunların işte Fethullah Gülen cemaati meselesinde olduğu gibi sonuçta bakın FETÖ ve bir terör örgütüne dönüştü bunlar hiçbir cemaat tarikatın iyisi kötüsü diye böyle bir ayrım yapılamayacağını düşünüyorum. Evet, şöyle bir husus var ama burası aynı zamanda bir demokratik cumhuriyet böyle bir iddiamız var. E böyle bir iddia içerisinde olununca tarikatlara cemaatlere hayat hakkı tanınmayacak mı diyorsanız bu bir kültürel birikim, tarihsel birikim tanınacak ama temel bir koşul var. O temel koşulda şu. Yalnızca inanç bağlamında inanç bağlamında kendi içlerinde kalmalılar. Bakın kendi içlerinde kalmalılar. Ama bu cemaatler, tarikatlar devletin devleti yönetmeye soyunur. Bunlar terör örgütleri haline dönüşür. Bakın Cübbeli Ahmet Hoca Selefilerle ilgili dehşet açıklamalar yaptı. Hatta bu konuda işte biliyorsunuz gitti savcılığa dilekçe verdi. Zaten Selefilerin durumu Biliniyor işte dünyanın her yerinde teröre bulaşıyorlar. Silahlı gruplar, gerçi Türkiye'de bazı selefi grupların açıklamalar yaptılar bizim silahla işimiz yok diye. E, peki bütün bunlar nasıl engellenir derseniz, eğitim öğretimde fırsat eşitliği sağlanırsa, laik eğitim tüm kurallarıyla, kurumuyla oturtulursa, Gayet tabii ki bu söylemiş olduğumuz yapı ve yapılanmalara da halk itibar etmez. Yani çocuklarını o kurslara, o yurtlara, onlara göndermez. Kurslar, yurtlar bunların sayılarına baktığınız zaman da biraz sonra, hatta şimdi ifade edeyim, az sonra söyleyecektim bunların sayılarını. Bakınız burada çok önemli rakamlar var. Yine bu Esergül Balcı'nın hazırladığı rapordan yola çıkıyoruz. Orhan Uğuroğlu'nun köşesinden ifade edeceğim. Türkiye'de 2 milyon 600 binden fazla kişinin bir tarikat ya da cemaatle organik bağı bulunuyor. Eğer bu ibadet demin söyledim ya işte raks, veç adını ne koyarsanız koyunuz. O bağlamda kendi içinde kaldığında burada bir problem yok. Efendim bir tarikada cemaatin mensubu olduğunu ifade edenlerin yüzde dokuzu ılımlı İslam tabirini reddediyor ve İslam'ın özünün cihad olduğuna inanıyor. E şimdi bu olağanüstü tehlikeli. Bu kabul edilebilir mi? Demin ben size başka rakamlar da verdim. E, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Gaziantep, Şanlıurfa'da cemaat ve tarikatlara ait sekizin üzerinde faal medrese bulunuyormuş. Umuyoruz İstanbul'da da apartman işte medresesi olarak kullanılan yer sayısının bilinmiyor bile sayı, kaç tane ne olduğu. Kur'an kursları artık dernek çatısı altında faaliyet gösteriyor Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türkiye'de 10.053 özel öğretim kurumu bulunuyormuş. Bu kurumların üçte biri bir tarikat ya da cemaat ile bağlantılı. Tarikat ve cemaate bağlı okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 210.000'in üzerinde. Bakınız şimdi efendim. Tarikat ve cemaatlere ait özel okullarda okuyan öğrenciler için devlet 898 milyon 800 bin lira ödemiş. Peki başka rakamlar da var burada. Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Bakınız şimdi okulların açılmasına, kursların açılmasına, yurtların açılmasına Akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse itiraz edemez, etmemelidir. En önemli mesele okullaşmadır, en önemli mesele eğitim öğretimdir. Ama buradaki temel olgu, temel sorun bunun cemaat ve tarikatlar tarafından kendi görüşleri doğrultusunda ürettikleri, türettikleri İslami değerler ya da bir yeni İslam dini doğrultusunda mı bütün bunlar yapılıyor? Yoksa bunlar devletin kontrolü altında layık eğitim öğretim sisteminin gerekleri yerine getirtilerek mi yapılıyor? Önemli olan sorun budur. Eğer bunlar doğru düzgün kontrol altına alınamazsa e, bu işler başka bir yere gidecek. Bak, çok önemli uzmanlardan birisi Profesör Doktor Şahin Filiz. Efendim işte pazartesi günü yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi'nde bir değerlendirmesi var ki önemli işte bu konuda ilahiyat konusunda İslam felsefesi konusunda klasik İslam felsefesi metinleri konusunda karşılaşmalı, Batı ve İslam karşılaştırmalı Batı ve İslam düşüncesi dersleri konusunda uzman birisi. Diyor ki ülkemizi baştan ayağa çerçeve sarmış, irili ufaklı yüzlerce tarikat var, çevre sarmış. İyi cemaat tarikat Kötü cemaat, tarikat yoktur. Devletleşebilecek güce erişeni vardır, henüz erişemeyeni vardır. Tehlike burada zaten. Şimdi İçişleri Bakanı'nın da engellemesi gereken mesele bunların devlete egemen olmalarıdır. Bakın FETÖ diye bir büyük tehlike atlattı bu ülke. Olağanüstü bir büyük tehlike atlattı. İç savaşın iç eşiğinden döndü. Bundan çok büyük ders alınmalıdır. Olağanüstü büyük ders alınmalıdır. Diyor ki Şahin Filiz, bu yapılar Cumhuriyetimizin çağdaş değer ve birikimlerine imanları gereği savaş açmayı cihat saydıklarından binbir çilelerle kurulmuş Cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluşlarını tüketmeye programlanmışlardır. İşte eğer böyle bir gerçek varsa bunu engellemek bir İçişleri Bakanı'nın iki Adalet Bakanı'nın görevidir, görev alanlarıdır. Bunun kendilerini bu konuda görevsiz sayamazlar. Tüketebileceklerin akılları keserse FETÖ gibi darbe yapmaya girişmekte. Akılları kesmezse cumhuriyet kurumlarını ele geçirmeye veya halktan yetki almış seçilmişlerin yetkilerini ortak olmaya ya da tümden vekaletlerini almaya odaklanmış durumdadırlar diyor. Peki efendim o halde yapılması gereken nedir? Yapılması gereken bir daha söylüyorum. Bu layık cumhuriyete herkesin kanının son damlasına kadar sahip çıkması gerekiyor. Bu bir. iki. Milli Eğitim Bakanlığı'nın layık cumhuriyetin eğitim öğretim programını uygulamakta, denetlemekte ve bunları uygulamayanların da eğitim öğretim alanından çıkarılması için gerekli düzenlemelerin, adımların, yasalar zaten tanımış onlara. Bunların yapılması gerekmekte ve bunların yapılmasında büyük yarar var. Yoksa yeniden ikinci bir FETÖ olayıyla karşılaşılabilir. O zaman nasıl bununla başa çıkılacak? Hiç kuşkusuz ki bir takım unsurlar yeni bir yapı yapılanma ya da yeniden devlete sızma şeklinde işte çeşitli suçlamalar var biliyorsunuz çeşitli bakanlıklarla ilgili olarak şeklinde eylemlerine devam ediyorlar. Yapılanmalara devam ediyorlar. Bütün bunların olması istenmiyor ise yapılacak olan çok açıktır, çok nettir. O da şu, bir kere her şeyden önce ekonomik politikayla ilgili bir meseledir bu. Bu ekonomik politikayla ilgili mesele bir de işi nereye götürüyor? E bu çocukların okumasına götürüyor. Ekonomik durumları uygun olmayan aileler, işte bu tarikat cemaat okullarına, cemaat kurslarına, cemaat tarikat cemaat yurtlarına veriyorlar. E bunların içerisinde tekrar altın çizerek söylüyorum, devlete sızma, devletin kılcal damarlarına bile girme gibi stratejisi olanlar, işte ifade ediliyor, cihatçı olanlar e ne yapacak? İşte bu, bu ülkenin bu çocuklarını kendi bu söylemiş olduğum, tırnak içinde ifade edeyim efendim, kötü, olumsuz emelleri için bu çocukları kodlayacaklar. E bunların sonunda ne oluyor? Bu çocuklar birer robota dönüyor. İşte bir devlet her şeyden önce Diyanet İşleri Başkanlığı diye bizim bir kurumumuz var. Cumhuriyetin kurumu. Her şeyden önce görev ona düşüyor. Görev ona düşüyor. Kur'an kursları, dini eğitim faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığının kontrolü ve denetimi altında olmalıdır. Eğer gerçekten gerçek anlamıyla İslam dininin öğretilmesi, uygulanması arzu ediliyor ise tekrar altını çizerek söylüyorum son cümlem olarak işte ısrarla söyleniyor. Söylenen ifade nedir? Bunların kendilerine göre bir İslam yarattıklarıdır. E o zaman bunun adı nedir? Kargaşadır. E bunun adı nedir? Grupların birbirini boğazlamasıdır. Bakınız hep söyledim uluslararası uygulanan son strateji basamağı açısından Geçenlerde bir programda ifade ettiğim, yine ifade edeyim. Uygulanan strateji nedir? İslam'ı İslam'la yok etmek. Bunun için kimi kullanıyor? Müslüman'ı. Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyor. E Müslüman, Müslüman'a nasıl kırdırılıyor? İşte farklı mezhepler arasında çatışma diye kurgulanıyor. Demin o söylemiş olduğumuz şekliyle bir takım İslami gruplar silahlandırılıyor. Onlar kendi dışındaki Müslüman'ı Müslüman diye kabul etmiyor. Hele laikliği bir de dinsizlik diye kabul ediyor ve laiklerin öldürülmesinde vacip olduğunu ve dinen de sevap olduğunu falan günah olmadığını ifade ederek böyle abuk subuk düşüncelerle ortaya çıkıyorlar. Oysa ki bakınız 30 Kasım 1925 tarihinde tekke, zaviye, medrese işte bütün bunların hepsinin kapatılması devrim yasalarıyla yapıldı. Yürü, yasa yürürlüğe girdi. Ha, bunun uygulanması efendim daha çağdaşlaştırılması için ne yapılması gerekir? Hükümetlerin görevi budur. Bunu yapmaları gerekiyor. Yoksa bunlara göz kapatarak hiçbir yere varılamaz. Bütün bizim gayemiz, amacımız, çabamız, hedefimiz laik cumhuriyeti yaşatmak ve bu cumhuriyeti demokratikleştirmek olmalıdır. Yani farklı düşünceler, fikirler, inançlar özgürce yerine getirilebilmelidir. Ama kural ve koşul tek. Devlete sızma amacı gütmemek. Devleti bu dini bir takım kurumlarla, kurallarla yönetmek sevdasından vazgeçmek. Ancak o koşullarda Türkiye'de iç barış sağlanır. Ancak o koşullarda Türkiye Cumhuriyeti demokratik, çağdaş bir cumhuriyet ve devlet haline gelir.